İsmet Bey, oğlunuz telefon attığımızdaymış. Selami Yalkık. Selami Bey, günaydın. Günaydın hocam. Ben açıkçası üzüldüm. Hem burada ablanız var hem babanız var. Sizin babanızın parasını alıp kaçtığınız iddia ediliyor. Sizin buna cevabınız nedir? Evet, beni de oraya çıkmaları çok üzdü. Birincisi, benim eşim hakkında şu an hani aramız kötü de olsa benim ablam, babam oradan öyle konuşmasınlar. Ben onların yaptıklarını burada konuşursam rezil olursunuz. Benim babam gündüz belediyede çalışıyorum deyip de gece ben garsonluk yapıyorum demesin. Açıklattırmasın bana. Beni çok iyi insanım demesin. Ben hanımımla yıllardır çalışıp da bugünlere geldim deyip gözyaşı dökmesin. 10 kere annemi ben adliyenin önünden aldım, yalvardım. Bakın, düzgün bir aile değilsiniz. Benim çocuğum doğacak diye sizden koptum. Benim çocuğuma baba sen bakmazsın, ta ki bana da bakmadın. Derya abla, bak sana yine abla diyorum. Senin kocan sarhoştu. Seni hastaneye götürmeyen adamla beraberdim, ben geliyordum. Siz oraya çıkıp beni böyle kötülüyorsunuz ya, bakın sinirden 3 günden beri benim sesim yok. Beni babam polislere şikayet ediyor. Beni polisler çeviriyor. Beni herkese sorun Müge abla. Beni herkes iyi bilir. Sizi babanız savcılığa da şikayet etmiş. Evet efendim. Savcı, evet savcılığa da şikayet etmiş. Yani beni isterlerse tutuklasınlar. Ben hiç korkum yok. Tutuklasınlar. Ama bilsinler ki bundan sonra siz benim hayatımda yoksunuz. Şimdi Selami Beyciğim, dur bir sakin olun. Sesiniz de kısılmış üzüntüden, farkındayım. Selami Bey, bazen polisin ya da savcının söylediğinden daha büyük cezalar vardır ya. Aslında sizin de sesinizi kısan bu galiba. Yani bir babanın oğlum benim paramı çaldı, beni yarı yolda bıraktı, kanser hastasıyken demesi bence savcının size vereceği cezadan çok daha ağır bir ceza. Yani neden babanız burada? Siz para aldınız mı gerçekten? Büyükçekmece'deki evi satıldığında gidip Ünye'den ev aldınız mı? Size araba parası verdi mi? Arabasını çaldınız mı? Ben kimsenin arabasını falan çalmadım. Hepsinin bir karşılığı olan bir şeyler bunlar. Arabayı bana aldı, karşılığı var. Nasıl köyde her işini ben yapardım. Her işini ben götürürdüm. Kimse gelmezdi. Her işini ben yapardım. Babamın ailesine sorun. Başka birisine değil. Babamın ailesi yabancı değil yani. Evden başlayalım mı? Evden başlayalım. Büyükçekmece'de nerede oturuyordunuz? Kiptaş'ta. Büyükçekmece Kiptaş'ta Müge Hanım. Şu an kirada oturuyorum. Yani siz İstanbul'daki tek evinizi mi sattınız? Evet siz? Efendim. Ama İsmet Bey, ben de bunu anlamıyorum. Niye İstanbul'da siz otururken niye siz Ünye'ye gelininizle falan oturmaya gidiyorsunuz? Değerli Müge Hanım, ben şimdi buradan gidecektim. Ben kanser olduğum için temiz bir havaya gidecektim. Emekli oldum. 6 ay oldu emekli olalı. Hayır Müge... peki yani gelininiz falan sizi isteyecek miydi? Hayır. İstesin istemesin. Bana dedi ki ben sana bakacağım dedi. Babaannesi de dedi ki bu evi dedesiyle beraber arayın sorun. Ben dedim ki benim tamam dedim, anne vereceğim o zaman dedim. Ben de kanser hastasıyım. Yarın ne olacağımı bilmiyorum, yıkılacağım. Kim bakacağını. Tamam dedim. O zaman dedi ki bana dedi ben dedi köye gideceğim dedi. Hatta evine eşya... Tamam dur, çok uzatmayalım. Yani siz babanızın parasını alıp Ünye'de ev aldınız mı? Kendi üzerinize. Hayır, bana yardımcı olmuş halde. Efendim? Efendim? Bana? Yardımcı oldu sadece. Duyamadım. Alo. Efendim? Ya kusura bakmayın, sesim hiç çıkmıyor. Çok haklısınız. Aldınız mı babanızın ev parasını? Ev parasını almadım. Bana yardımcı oldu. Banka dekontu da var. Sadece yardımcı oldu. Nasıl yardımcı oldu? Nasıl yardımcı oldu? Ben ya parayı veremedim. Sattı, 470 bin lira Kiptaş'ta evi satan benim. Telefonlara cevap evi alan benim. Başka. Telefonlara cevap vermiyorsun. Ben kanserim diyorum. Doktora gideceğim. Küfür ediyorsun bana. Müge Hanım. Mesajlarım var. Küfür ediyorsun. Benim seninle konuşmak zorundayım. Yok. Sen Muğla'ya gittin kardeşim. Sen Muğla'ya gittin. Filan filanı aldın. Muğla'ya gittin. Bana yalan söylüyorsun. Ben Gebze otoyolundan geçiyorsun. Pardon. Orhan Gazi'den. Benim burada dökümlerim banka şeyinde var. Beni sen bu şekilde nasıl bırakıyorsun? Ben sana aç mı bıraktım? Açık mı bıraktım? Sen beni söylettirme yani her şeyi. Bana her şeyi açtırma. Bak şimdi ben Müge Hanım'dan destek istiyorum. İster benim paramı getir, ister getirme, ben seni evlatlıktan ret edeceğim. Sen beni perişan ettin. Sen kanser hastalığına beni düşüren sensin. Babaannene sor. Yemin versin Müge Hanım. Ben bu evi sattığıma, oradan ev almadığıma yemin etsin. Ben kanser hastalığıma yardımcı Allah bana bu diyor. Beş yardımcı katını versin. Yok yani. Sen beni oradaki öyle rezil ettin ki beni bütün arkadaşlarım, bütün köylüm arasın. Bak desin ki ben bunu sana yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Bana yalan söyleme. Ben para veriyorum. Gidiyorsun mide ameliyatı oluyorsun. Para veriyorum. Gidiyorsun tatile gidiyorsun. Efendim telefon alıyorum. Bunu yapıyorsun. Beni şimdi ayazda bıraktın. Şimdi benim kaç lira borcum var. Ben milletten para mı dileneceğim? Torbam 2500 lira. Nasıl beni böyle bırakıyorsun ya? Sen nasıl bir evlatsın? Bir de çıkıyorsun Müge Hanım'ın yanına bir de pişkin pişkin konuşuyorsun. Ayıp değil mi? Ben mi çıktım? Terbiyesiz. Sen çıktın baba, ben de sen terbiyesiz bir adamsın. Eşine diyorsun ki bak eve geliyorum. Belediyenin verdiği... Bak belediye bana lojman verdi kızım. Engelli diye büyük kızım. Sen o lojmana, seni de lojmana bıraktım. Ben adi bir baba olsam sana bunları bırakmam. Sana bunları bırakmam. Ben kira veriyorum şimdi. Kira. Yazık değil mi babana? Terbiyesiz. Bir de diyorsun ki Müge Hanım'a ben böyle böyle. Nasıl buldun sen 2 trilyon parayı çalışmadan? Müge Hanım. 5 kere evimin önüne gelip beni rezil ettiğin sokağa. Bir gün iş yerinde şimdi çalışmış değil insan Selami değil. Bey. Yalan Selami söylüyor. Bey bakın. Şimdi biz burada konuları konuşurken herkes böyle birilerinin bir açığını anlatmaya çalışıyor ama açıkçası ben hiç dinlemiyorum, anımsamıyorum bile. Herkesin de öyle yapmasını ümit ederim. Şimdi bizim konumuz şu. İsmet Bey diyor ki benim 3 tane çocuğum var. Ben kendi anladığımı söyleyeyim. Ve 3 çocuğuna kalması gereken malı, mülkü neyse artık. Kiminden ne zaman öleceği belli değil de. Ben oğluma verdim çünkü rahatsızdım. Erkek çocuğu bana bakar diye düşündüm. Ben ortada kaldım diyor. Adamın derdi bu. Siz bu parayı alıp babanızı ortada bıraktınız mı? Babanızla görüşmek istemiyorsanız o zaman paraları geri iade edin. Evet, onlar da kendilerine yeni bir ev alsınlar. Aslında konu bu kadar basit. Ben kimseyi ortada bırakmadım. Her zaman babamın her işini gördüm. Ya yanındaki kız... Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bak yalan söylüyorsun. Sen 2 trilyon parayı ben yani 17 yıl... Babam ona diyor ki kızım sana mal mülk vereceğim. Yanımda dur diye o da yanımda duruyor. Onun da ne olduğunu ben iyi biliyorum. Yani şu anda orada baba kız yok. Baba kız yok orada. O zaman orada tamam o zaman siz de o Büyükçekmece'deki ev satıldığında siz de baba oğul değildiniz. Siz de bu yüzden mi bu evin satılıp parasını aldınız? Ben babamın her işine koştururdum. Ya koşturacaksınız zaten. Ben size bir şey söyleyeceğim. Zaten yani evini satmadan da koşturmak zorundasınız. Yani şimdi bunun karşılığı var mı? Yani ben... Onun karşılığı öyle var bir şey mı? Ben anlamadım Selami Bey. Avukatlarım bile var ki avukatların bu işin olduğunu bana suç duyurusunda bir daha büyük suç duyurusunda bulurum. Sana avukat ne dedi? Özgür Bey senin böyle bir baban var. Senin ayağını öp bunu demedi mi? Terbiyesiz. Bir de çıkıyorsun burada pişkin pişkin konuşuyorsun. Bana küfür ediyorsun. Ben sana ne diyeceğim sana? Sana yalvaracağım mı? Ben... Kanser olmuşum. Aynen. Gidiyorum bu dünyadan. Sen bana hala da benim paramı götürüyorsun. Evimi götürüyorsun. Selami Bey ben şunu ya kızıma yaslanacağım. Yani ya ben işi halletme şeyindeyim. Anladığım kadarıyla siz de babanızla görüşmek istemiyorsunuz. Bence görüşmek istemediğiniz hiç kimsenin bir iğnesine bile de o zaman göğsünüze takmayacaksınız. Şimdi delikanlılık öyle kafa tutmak, baş kaldırmak kurallar içerir. Yani öyle ben boş kabadayılığı sevmem yani. Evet. Tamam. Hate'se... Baban da kötü bir adamsa, ablan da kötü bir insansa sen de onların evini sattığını kabul ediyorsun. Sana yardım ettiğini de kabul ediyorsun. Sen o zaman o parayı ailene iade et. Onlara buradan ben de bir ev alayım. Beraberce orada yaşasınlar. Sen sağ ben selamet. Aynen öyle. Ben burada ben kabadayılık yapsam kaçmam babamdan. Yalan söylüyorsun bak. Yalan söylüyorsun. Ben belediyenin evinde kim oturdu 2 yıldan beri? Ben kiraya çıktım. Sen evlat olsaydın. Bak benim 2 tane kızım daha var. Terbiyesiz. Sen bu aletleri bana yapıyorsun. Nasıl yaptın? Benim dayılarıma benim herkes bana desin ki babanız kötü desin. Bak şu hastalıktan kurtulmayayım. Sen bana kalleşlik yaptın. Böyle babaannen ev aldı. Sen babaannen seni evde yakaladı. Dün değil, evvelsi gün. Sen diyorsun ki babamın parasını vereceğim. Aha yarın vereceksin. Aha öbür gün. Tamam, niye yalan söylüyorsun? Bakalım verecek mi? Vermeyi düşünüyor mu? Yani vermeyi düşünüyor mu diye bir soralım. Nedir bundan sonraki planınız? Bir önce konuşalım da ona göre tartışalım. Sonraki planım, benim bir evim var. Bir de oğlum var. Oğlumla eşimle gelirse evimde yaşamak. Ben kimseyle görüşmek istemiyorum. Benim arabamdan... Tamam, zaten sizinle de kimse görüşmek istemiyor. Ben görüşmek... Bir dakika Rahmi. Sizinle görüşmek isteyen yok. Verdiği parayı geri almak istiyor babanız. Ben babamdan para falan almadım. Aldınız dediniz ya, ben ev alırken bana yardım etti dediniz. Araba parası var, onun deponu var. Bu adam... Ya yardım etti diyorum. Ya ben ona yardım ettim, o bana yardım etti. Olay bu. Siz ne iş yapıyorsunuz? Sen ne yaptın şimdiye kadar? Nerede çalıştın? Siz ne iş yapıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? Normalde ben tesisatçıyım ama sonradan güvenlik görevlisi oldum. Tamam, çalışıyor musunuz şu anda bir yerde? Yok, şu anda çalışmıyorum çünkü babam her tarafımı bastığı için evime bastığı için. Bak Müge Hanım. Yalana bak. Koltuk yıkama yapıyorum. Evim bastığı için evde kalmıyorum. Arabada kalıyorum. Koltuk yıkama yapıyorum. Güvenlik görevlisi de yapamıyorum çünkü babam çalıştığım evi buluyor. Evde şifremi biliyor. O kaldığınız araba kime ait? Babasına ait bir engelli aracı. Kaldığınız, içinde kalıyorum dediğiniz arabanın sahibi kim? Arkadaşım. Senin gibi Allah belanı versin. Arkadaşım. Sen bu kadar terbiyesiz mi çıkacaktın ya? Vay be. Öyle mi? Peki babanızın aracı ne oldu? Minibüsün anahtarını ne yaptın? Benim anahtarlar burada, ruhsat burada. Babamın aracı evimin önündeydi. Anahtarla beraber almışlar. İçinde eşyalarımı almışlar. Kimliğimi. Benim aracım Müge Hanım. Benim engelli aracım. Kredi kartlarımın hepsini almışlar. Şimdi ben size şöyle sorayım Selami Bey. Yani babanız madem bu kadar kötü bir adamdı, aranızda kötüydü, niye size ev almanız için yardım etsin? Niye arabanızın arabasını versin? Niye onu yapsın? Yani siz şimdi bu adamın parasını yediniz mi ya? Açık açık konuşalım. Çok uzayınca benim canım sıkıyor. Ben parasından yemedim. Kimsenin parasından yemedim. Tamam, yemedinizse o zaman tamam, satın Ordu Ünye'de aldığınız eve. Babam da bana yardım etti. Olay bundan ibaret. Siz ne kadar yardım ettiniz? Sizde ne dekont var? Bana sonra da işine gelmeyince bu şeyleri yapıyor. Müge Hanım. Hayır, şu anda işine gelmemesi ne? Ben onu anlamadım. Yani ne oldu da işine gelmedi? Madem her şey çok güzeldi. Nerede koptu? Bir aile kavramı yok. Yani insan oğlu evlendiği zaman... Müge Hanım, babaannesini bağlayabilir misiniz? Yaşanır. Ne bir gelin saygısızlık yapar. Ne de oğluna yapar. Dur, benim eşim babama hiçbir zaman saygısızlık yapmadı. Ya, ama benim babam her gün saygısızlık yaptın be. Bu saygısızlıktır ya, beni sokakta bıraktın ya. Saygısızlığın daha neyini yapacaksın ya? Ne olmuş evleniriz yani zaten. Sen benim paramı götürüyorsun, paramı, emekli paramı alıyorsun. Ben torba alacağım, torba 2,5 milyar lira. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.